Medyaskop'tan herkese iyi akşamlar. Bugün normalde meraklısı bilimi yapacaktık. Fakat ülkede yaşanan gelişmeler ışığında konumuzu değiştirip Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları konuşmaya karar verdik. Boğaziçi eylemleri rektör atamasına karşı bir aydır devam ediyor ve sadece önceki gün 160'a yakın öğrenci gözaltına alındı. Bugün ise gözaltılar devam ediyor. Henüz tam sayıyı bilmiyoruz. O yüzden Bilim Akademisi üyeleriyle bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş Evet. bulduk. Merhaba. Konuklarımı tanıtım, her biri çok değerli konuklar çünkü. Profesör Doktor Üstün Ergüder Boğaziçi Üniversitesi'nde 31 yıl öğretim üyeliği yaptı. 14 yıl bölüm başkanlığı yaptı. Ayrıca 99-2000 yılları arasında rektördü. Aynı zamanda Bilim Akademisi onursal üyesi. Ardından Profesör Doktor Şevket Pamuk var konuğumuz. 25 yıldır Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim üyesi. 4 yıl rektör yardımcılığı, 10 yıl senato üyeliği yaptı. Aynı zamanda o da Bilim Akademisi kurucu üyesi. Ve Profesör Doktor Ali Alpar var Sabancı Üniversitesi. O da Bilim Akademisi'nin kurucularından. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Hoş bulduk, sağ olun. Merhaba. Ya, iyi akşamlar. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Her birinizin akademik kariyeri şu an Boğaziçi Üniversitesi eylemlerini yapan her bir öğrenciden çok daha fazla, yaşlarından çok daha fazla yani. Sizin için aynı zamanda duygusal bir anlamı da olduğunu düşünüyorum bu yaşananların. Kısaca bir şey söylemek ister misiniz? Kim başlayayım istiyorsa? Siz kim konuşmak isterse. Ha, yani Evet, duygusal kıdem sırasına. kıdem sırası falan değil. Yaş sırası diyeceksin o şey fazla açık etme. Neyse. Duygusal anlamda dediniz. Benim için tabii duygusal bir olay çok. Çünkü benim bütün kariyerim Boğaziçi Üniversitesi'nde oldu diyebilirim. Bir sene Orta Doğu Üniversitesi'nde, Teknik Üniversitesi'nde de asistanlık yaptım. Onun dışında hep Boğaziçi Üniversitesi'nde ta ki 2000 yılına kadar. 2000 yılından sonra da Sabancı Üniversitesi'ne geçtim ve orada da çok ilginç projeler gerçekleştirdik ve hala da orayla ilişkim devam etmekte. Duygusal dememin nedeni benim en formatif günlerimde, en aktif olduğum günlerde Boğaziçi'nin kurum kültürüne, Boğaziçi'nin bir üniversite için ne demek olduğuna çok inandığım birisi ve onu pekiştirmek için de arkadaşlarımla beraber elimden geleni yaptığım için bugünkü olaylar beni üzüyor açıkçası. Çünkü orada bir kurum var. Kurum kurmak kolay değildir. Böyle taş üstüne taş koya koya yavaş yavaş inşa edersiniz. Ve benim bütün Boğaziçi'nde geldiğim sene 1969'du. Aşağı yukarı yarım asır oldu. Yarım asırdan fazla oldu herhalde şimdi şey demiyorum. Ama böyle gözümün önünde bir kurum nasıl, bir yüksek öğretim kurumu nasıl ortaya çıkar? Hiyerarşik şekilde organize olmayan, meslektaşlık prensiplerine dayalı bir kurumun nasıl ortaya çıktığını gözlerimle gördüm ve katkılarda bulundum. Ve bugünkü olay da beni o açıdan çok üzüyor. Yani bütün bunları kaybediyor muyuz diye düşünüyorum. Ama inşallah kaybetmeyeceğiz. Evet. Ben de bir şey eklemek isterim. Bu işin tabii bir kişisel boyutu var. Ama ben biraz toplumsal boyutuna da dikkat çekmek isterim. Üstün hocamız söyledi. Kurumları inşa etmek çok zordur. Ama kurumları yıkmak da o kadar kolaydır. Bir yerde Boğaziçi Üniversitesi bir mücevher gibi bir kurum. Zaten bugün yurt dışındaki gazetelerde bu şekilde anılıyor. Mücevher, bu ülkenin mücevher kurumlarından bir tanesi. Şimdi eğer bu kurumu yıkmak gündeme geliyorsa hepimiz için çok yazık. Biz Türkiye'yi daha ileri yerlere taşımak istiyoruz. Böyle siyasal hırslar, farklı gündemlerle var olan değerli kurumlarımızı yıkmak bu toplum için çok yazık olur. Ben de bir şeyler söyleyeyim. Benim de Boğaziçi ile kişisel bağlarım var. Vaktiyle
3 yıl kadar orada öğretim üyeliği yaptım. Şimdi buradaki mesele sadece Boğaziçi değil. Buradaki mesele Türkiye'nin üniversiteleri, Türkiye'nin düşünce özgürlüğü, bilimdeki yaratıcılığı meselesi. Neden Boğaziçi gündemde? Çünkü Boğaziçi Türkiye'nin en önde gelen birkaç tane kendine özgü geleneği olan, fikir özgürlüğüne özellikle önem veren, bunu böyle içine sindirmiş çok değerli kurumlarından bir tanesi ve onun için de dünya bilim dünyasında, bütün bilim dünyasında tanınan, saygı gören bir kurum. Ama dünyadaki imajından daha önemlisi Türkiye için. Boğaziçi gibi kurumlar müdahaleye, üniversiteye yapılan müdahaleye öncelikle ses veriyorlar. Çünkü çok kuvvetli bir bilim gelenekleri, bir düşünce özgürlüğü gelenekleri var. Bunlar da zaten bir bütün üniversite sistemi için olmazsa olmaz değerler. Boğaziçi aslında sadece kendini savunmak için ortada değil, o donanımı sayesinde, o donanımı dolayısıyla Türkiye'deki üniversite değerlerini en duyarlı şekilde hissedip oraya böyle bir ciddi müdahale yapıldığı zaman ona kuvvetle tepki veriyor öğrencileriyle de, hocalarıyla da. Ama bu aslında bütün Türkiye adına, Türkiye'nin geleceği adına yapıyor. Yani burada bütün Türkiye'nin üniversitelerini konuşuyoruz. Boğaziçi'nin özel öncü örneğinde. Aynen öyle Ali. Yani çok güzel söyledin. Şu anda sembolik bir önemi var Boğaziçi'nin ve Türkiye üniversite sistemi için ne olup ne bittiği çok önemli. Haklısın. Şimdi bu, ben biraz da izninizle şu üniversite özelliği konusunu biraz deşmek istiyorum, açmak istiyorum. Üniversiteler liseler değil. Üniversitelerde tek tip öğretim yapılmıyor. Yapılmaması gerekir. Üniversiteler farklı görüşlerin bir arada tartışıldığı yerler. Çünkü üniversitelerden en önce bir sonraki kuşakları, yarın öbür gün bu ülkeyi daha ileri yerlere taşıyacak kuşakları eğitmemiz bekleniyor. Bunun için mutlaka farklı görüşler olması gerekir. Sonra üniversitelerin araştırma görevi var. Üniversiteler bilim üretecek, yeni bilgiler üretecek. O da bizim ülkemiz için, toplumumuz için, ekonomimiz için gerekli. Ama bu bilgileri, bilimi üretebilmek için özgürlük gerekir. Farklı düşüncelerin bir arada olabilmesi gerekir. Siz yukarıdan üniversiteleri denetlemeye, o özgürlük ortamını ortadan kaldırmaya karar verirseniz o zaman bilim olmaz. Üniversitelerde liseler düzeyine inmiş olur. Şevket Hocam, üniversitelerin özellik olması gerektiğini çok güzel bir şekilde anlattı ve buradan da şuraya gelmek istiyorum. Özellikle tabii ki bir soru da, ama aynı zamanda bu atamanın şeklinde nasıl bir sorun var? Neden bu kadar tepki çekti? Başka giren yoksa gireyim. Buyurun. Tabii, buyurun. Tepki çekti çünkü yani biraz işin tarihçesine de gitmek lazım. Yani 1980'de Türkiye'de askeri darbe olduğu zaman bir yerde bir anlamda üniversiteler ve üniversite öğrencileri 1970'lerdeki siyasi istikrarsızlıktan sorumlu tutuldular. Ve o olmasın diye de daha böyle disiplinli bir yüksek öğretim sistemi yaratılmaya çalışıldı Türkiye'de. Daha merkeziyetçi, bir merkezi otorite yaratıldı, Yüksek Öğretim Kurulu. İşte oraya da ondan sonra da o şey yürürlüğe girdikten sonra kanun üniversitelere rektörler atandı 82'de.
rektörler atanırken de pek bir danışma şeyi işlemedi. Hiçbir mekanizma işlemedi. Yani biz böyle artık Boğaziçi Üniversitesi'nde buraya kim rektör olacak diye hiç birimizin haberi yoktu. Böyle rektör toto oynadığımızı hatırlıyorum koridorlarda. En ay bir sabah kalktığımız gayet saygın bir arkadaşımız İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Yani liyakat açısından da çok uygun bir arkadaş Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atandı. Fakat çok büyük bir sürpriz olduğu için, yukarıdan gelen bir atama olmadığı için, üniversitelerin iş yapış şekline, yatay organizasyona, üniversitelerin meslektaşlık prensibine biraz aykırı bir atama ve tutum olduğu için o arkadaşın bir 10 yıl üniversitenin rektörü olarak kaldı. Fakat üniversiteyle rektörlük arasında böyle hani günler geçsin de biz bu işi idare edelim gibi bir beraber yaşama. Beraber yaşama ama böyle bir atılım yapma, hadi bir yerlere gitme, bir stratejik hedef peşinde koşma gibi bir yaklaşım olmadı. Yani böyle olduğu yerde çalkalandı gibi üniversite. Tabii bundan öğretim üyeleri bu 82'deki yapılan atamayı pek yediremediler o senelerde. Ve seneler geçtikçe o birikim fazlalaştı. Ve 92'de arkadaşlar kendi aralarında biz bir seçim yapalım. Gayri resmi bir seçim yapalım. 4 aday tespit edelim. Bunu Ankara'dakilere gidelim anlatalım. Ya bir daha rektör atayacaksanız buraya bakın arkadaşlar bu bizim tercihimiz. Bu arkadaşları da dikkate alın diyelim dediler. Böyle de oldu. Ve sonra eğrisi doğrusuna geldi. Haziran 1992'de bir torba kanuna bir madde eklendi. Ve üniversite rektörlerinin atama şekli değiştirildi. Yani üniversite kendi arasında öğretim üyeleri toplanır, bir seçim yapar. 6 adayı en çok oy alandan aşağı doğru sıralar. Bunu YÖK'e sunar. YÖK bu listeyi 3'e indirir, kendi sıralamasını yapar. Cumhurbaşkanının önüne gider, Cumhurbaşkanı da atamayı yapar. Böyle bir sistem gelişti. Yani bir reaksiyon üzerine böyle bir sistem gelişmiş oldu. Aynı reaksiyon tabii diğer üniversitelerde de oldu. Ali sen daha iyi hatırlarsın belki, Orta Doğu'da da oldu. Yıldız Teknik'te de oldu. Bir nevi bir böyle bir isyan bayrağı çekildi bu atama sistemine karşı. Ve 92'den itibaren de Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan bütün atamalarda ki 2016'ya gelene kadar hep birinci olan aday atandı. Bir tek 2008'de o zaman 2004-2008 arası rektör olan arkadaşımız seçimlerden ikinci sırada çıkmıştı. Cumhurbaşkanı birinciyi atamak istemedi. İkinciyi atamak istedi. Çünkü performansını beğeniyordu sanırım. Fakat arkadaşımız kabul etmedi bu atamayı. Kabul etmediği benim arkadaşlarımın tercihlerine hürmetim var dedi. Çekildi adaylıktan. Ve ta ki 2016'ya kadar gelene kadar böyle bir sistem işledi. Şimdi ben burada illaki böyle bir seçim sistemi iyidir filan diye bir iddiam yok. Bunlar kurumlara göre değişir. Boğaziçi Üniversitesi'nde ben iyi işlediğini düşünüyorum. Gayet medeni seçimler yapıldığını düşünüyorum. Dostça devir teslimler yapıldığını düşünüyorum. Bilmiyorum Şevket sen ne dersin ama sen de yaşadın o günleri. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ta ki 2016'ya gelene kadar. 2016'da da ki birinci gelen aday atanmadı. Fakat aday bile olmayan ama kendisinin rektör yardımcısı olan bir arkadaş atandı. O arkadaş da başarılı bir rektörlük yaptı. Ayrıntıya girmek istemiyorum. Üniversitenin öğretim üyesiydi. Üniversitede bütün tahsilini üniversitede yapmıştı. Onun için kabul edilebilirliği çok yüksekti o arkadaşın. Ve ayrıca da bir de başarılı rektörlük yaptı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani seçim sistemi mi, başka bir sistem mi? Önemli olan o değil. Önemli olan meslektaş yapısına sahip, yatay bir örgüte bir atama yapacaksanız muhakkak ki bir şeffaf olması lazım bu mekanizmanın ve bir danışma mekanizması olması lazım.
diye düşünüyorum. Mesela ben Avrupa Üniversitelerini biliyorum çünkü Avrupa Üniversiteler Birliği'nde görev yaptım. Amerika'da doktoramı Amerika'da yaptım, aşağı yukarı oradaki üniversiteler bu atamaları nasıl yapıyorlar biliyorum. Bizdeki vakıf çalıştığım, mütevelli üyesi olarak çalıştığım vakıf üniversitelerinin birçoğunda, benim çalıştıklarımda en azından bir danışma süreci de işliyor. Yani böyle hatta bir sene süren süreçler işletiliyor. Sabancı Üniversitesi'nde ben bunu iki defa görme fırsatını buldum. Koç Üniversitesi'nde de buldum. Özyeğin Üniversitesi'nin arama komisyonlarında çalıştım. Ve burada önemli olan akademiye, yani yapılan işin, akademik işin ruhuna uygun atamalar yapılabilmesi. Yani bir yönetim seçiminde o kurumun paydaşlarının sesinin duyulabilmesi lazım. Şimdi bu 82'deki atamada da, bugünkü atamada, hatta 2016'daki atamada da böyle biraz değil bayağı, yani yılbaşı sabahı kalktık, sizin rektörünüz bu dediler. İki gün evvel eski rektörle Bebek'te yürüyüş yaparken o da sanki işi olmuş gibiydi. Yani çok sürpriz oldu. Ben şunları ekleyeyim. Ben de yurt dışında, Avrupa'da, Amerika'da, önde gelen üniversitelerde öğretim üyeliği yaptım. Her yerde yahut çoğunlukla bu önde gelen üniversitelerde seçimle gelmiyor rektörler. Ama Üstün evet. Bey'in söylediği gibi üniversitenin paydaşlarının aktif olarak katkı yaptığı bir arayış süreci var. Ve bu arayış sürecinden bir oy birliği çıkıyor, konsensüs çıkıyor ve rektör bu şekilde atanıyor. Seçim şart değildir ama kurumun kendi mekanizmaları ile rektörü belirlemesi o çok önemli. Şimdi burada maalesef bu işin bir başka boyutu da var. Sanıyorum üniversitemizde öğretim üyelerimizin bu atamayı sindirememesinin bir başka nedeni daha var. Bu atama sadece dışarıdan yapılmış bir atama değil. Bu atamanın hocalarımızı rahatsız eden başka boyutları da var. Maalesef yeni atanan rektörün siyasi kimliği var. Bu kimlik her zaman kariyerinin bir parçası olmuş. Bir de liyakat meselesi var. Pek çok hocamız diyorlar ki biz bu rektörü üniversitemize öğretim üyesi olarak alamayız. O düzeyde değil, zaten geçmişte müracaat olmuş sanıyorum. Böyle bir şey olmuş, alınmamış. Şimdi böyle bir kişinin rektör olarak atanması tabii biraz zorluyor, bir hayli zorluyor. Biliyorsunuz başka iddialar var, intihal iddiaları var. Bunlar tabii işleri hep güçleştiriyor. Bu rektörün kabul edilmesini çok zorlaştırdı. Hem yöntem olarak konuşuyoruz, hem kişilik olarak, hem siyasi açıdan çok zor bir durum. Çok kabul edilmesi çok güç bir durum. Ben de bir şeyler ekleyebilir miyim? Buyurun. Şimdi ben Boğaziçi'ni tabii izliyorum, Boğaziçi'nin dışındayım ama Üstün ve Şevket hocaların söyledikleri şeylere katılıyorum, tekrar vurgulamak isterim. Bir üniversiteye bir rektör atanır veya seçilirken, bir rektör bulunurken nasıl aranır? Birincisi, demin arkadaşlar da söylediler, burada bir şeffaflık olması lazım. Yani hangi kriterlere göre? Bu kişi hoca olarak nasıl, yönetici olarak nasıl? Daha önce rektörlük yapmış mı? Mesela bu aday yapmış. Acaba o daha önce bulunduğu üniversitelerde ne gibi gelişmeler, ne gibi başarılar oldu? Ve bir de akademisyen olarak, bilim adamı olarak ne üretmiş? Yani özgün fikir olarak. Burada sık sık sayılar, işte indekslere girelim, sırayı şöyle yükseltelim. Bunlar çok şekli konular.
İçerik olarak, fikir olarak katkısı ne? Özgün katkısı. Şimdi Türkiye'deki sistem bütün bunlara bakmıyor. Yani demin arkadaşlarına söylediği gibi önemli olan seçim değil. Önemli olan o üniversitenin kendi iç mekanizmalarına, kendi organlarına danışılarak, kendi geleneklerine referansla açık, şeffaf bir süreç içerisinde neyin niye yapıldığı, kriterlerin ne olduğu belli olarak ve liyakat değerlendirilerek, yönetici olarak, araştırmacı, akademisyen olarak ve hoca olarak liyakat değerlendirilerek. Şimdi Türkiye'deki sistem zaten çok merkezi, çok hiyerarşik. Üniversitelere bunu kendiliğinden tanımıyor. Demin Üstün Hoca'nın tarihçesini anlattığı gibi önce Boğaziçi sonra başka önde gelen üniversitelerin gayretleriyle üniversiteler kendilerine burada bir yer açmışlardı. Yani hiç olmazsa adayları belirliyorlardı. O belirleme sürecinde de iyi bir üniversite seçimi yapar ama o seçime aday olan rektör adayları bölümlere, fakültelere giderler. Üniversite için ne yapacaklar? Stratejileri ne olacak? Nasıl bir bilim politikası izleyecekler? Bunları anlatırlar. Yani ortada bir mesele vardır. Üniversitenin iyiliği, gelişmesi meselesi üzerinde. O rektör adayları kendilerinin nasıl hareket edeceklerini anlatırlar. Şimdi tabii seçim olsun, atama olsun, liyakat ve şeffaflık, açıklık kriterleri olmazsa bambaşka sonuçlara, yani siyasi amaçlarla yahut bir tarikata mensup olmak, bir kliğe mensup olmak falan gibi amaçlarla da seçim propagandası yapıp bir üniversitenin bazı durumlarda örnekleri de oluyor. Başına gelmek mümkün. Üniversitenin geleneği deyince tabii iyi gelenekler, yani kaliteye, bilimsel kaliteye hizmet eden gelenekler olması lazım. Şimdi bir değinmek istediğim nokta da demin Üstün Hoca kısaca değindi. Boğaziçi'nin ilk defa son bir önceki dönemki rektörü Sayın Mehmet Öztan da üniversitenin ilk tercihi değildi. Boğaziçi Üniversitesi ama içinden gelen, hocaların tanıdığı ve kendisiyle diyalog kurabilecekleri, kendisinin de o kuruma aidiyeti, o diyaloğu yapmaya hazır olduğunu belirttiği bir ortamda geldi. 4 sene herhalde kolay bir iş değildi yaptığı. YÖK'ü ve Ankara'yı memnun etmeye ne kadar, ama üniversitenin geleneklerine uyumlu, oradan taviz vermemeye çalışan bir rektördü benim dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Öyleydi. Öyleydi. Buna rağmen içeriden de eleştiriler oldu vesaire. Ama bu normaldir, yürüdü. Şimdi bu son atama 2016'dan 2020'ye kadar bir şey daha oldu. YÖK sisteminde artık üniversiteler 3 tane aday göstersin. Hani Cumhurbaşkanı YÖK aracılığıyla bunlara baksın. Sonra belki de üçüncüsünü tayin etsin. O bile kalktı ortadan. Ve Cumhurbaşkanı bir kişiyi tayin ediyor. Ama o kişi içinde bir önceki dönem üniversitenin kabullenmiş olduğu kendi mensubu bir hocanın, bilmiyorum tekrar rektör beyin, eski rektörün yeniden seçilme isteği var mıydı? Ama vardı. Vardı ve buna rağmen, yani gelinen nokta şu: merkezi siyasi otorite üniversite özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, herhangi bir kurumun kendi kendini liyakat bazında veya teknik ekspertiz bazında yönetmesi fikrine o kadar yabancı ki, Boğaziçi gibi üniversitenin bir ara nokta olarak kabullendiği kendi içinden, ama Sayın Cumhurbaşkanı'na da bir dönem önce kendisinin seçtiği, ona cazip görünen bir adayı ikinci dönem yapmak, uzatmak istemedi. Yani burada söylemek istiyorum. Atamayı Cumhurbaşkanı yapıyor. Sonra buna bir gerekçe kazandırmak için YÖK işte burada kendilerinin bir değerlendirme kurulu bu kişiyi başvuran adaylar arasından seçip tavsiye etmiş bulunduklarını söyledi. Ama nasıl seçmiş, hangi kriterlerle, kimler, bunları
Hiçbirini bilmiyoruz. Bu kişinin üniversite için düşünceleri, stratejisi, bu kurala arz edilmiş midir, nasıl değerlendirilmiştir, akademik dürüstlük konusunda düşünceleri, politikası nedir vesaire. Yok böyle bir tavsiye yapmış. Gerekçe de bu. Yani her bakımdan bu Türkiye'nin bindiği dalı kesmesi, üniversitelerini bu muameleye tabi tutması. Bu Ali Bey'in sözünü ettiği değişiklik, yani sonunda üniversite rektörlerini Cumhurbaşkanı'nın doğrudan ataması 2016 yılında o dönem Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörünün belirlenmesi sırasında bu değişiklik yapıldı. Maalesef o sırada parlamento devrede değildi, bir olağanüstü dönem yaşanıyordu ve bu değişiklik parlamento onayı olmadan yapılmıştır. Onun için şu anda var olan sistemin yasa olarak kabul edilip edilmeyeceği de tartışmalıdır. Parlamentoda kabul edilmeyen bir yöntemle artık Türkiye'de rektörler atanmaktadır. Bu da işin bir başka boyutu. Ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa biraz daha şu an güncel durumla ilgili bir şeyler sormak istiyorum size. Biliyorsunuz protestolar neredeyse bir aydır devam ediyor ama son birkaç gündür iyice şiddetlendi. Yani polis müdahalesi iyice arttı. Bir sürü öğrenci gözaltına alındı. Bunun sebebi olarak da üzerinde Kabe resmi olan bir kolajın dini değerleri aşağıladığı söylemi var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İfade özgürlüğü olarak değerlendirilmesi konusunda, öğrencilerin hedef gösterilmesi konusunda? Yine istediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Sırayı bozduk zaten. Şimdi ben bir iki şey söyleyeyim. Çünkü belki üniversitede şu anda üniversitenin emekli bir öğretim üyesi olarak ders vermeye devam eden üniversitenin içine arkadaşlarımdan daha biraz daha yakından izleyen bir kişi olarak burada üniversite dışındaki insanların dini duygularını rencide eden bir durum olmuş olabilir. Ben de ayrıntılarını tam bilmiyorum. Böyle bir şey olmuş olabilir. Tamam. Biz ne konuşuyoruz? 20-22 yaşında genç insanları konuşuyoruz. Bir elin parmakları kadar sayıları geçmeyen insanları konuşuyoruz. Onlar bir hata yapmış olabilirler. Ama bu işin üniversite çerçevesi içerisinde çözülmesi gerekir. Beni son günlerde şaşırtan şey, bu gençlerin diyelim hatalı davranışının birdenbire bu ülkenin en büyük sorunu haline getirilmesi. Son günlerde bütün devlet büyüklerimiz, bakanlarımız, Sayın Diyanet İşleri Bakanı, daha üst düzeyde yetkililer bu ülkenin bu kadar derin sorunlarını, Covid sorununu, ekonomi sorununu, hukuk reformunu, her şeyi bıraktılar. Boğaziçi Üniversitesi'nde 4 tane 20 yaşında, 22 yaşında gencin yaptıklarını ülkenin bir numaralı sorunu haline getirdiler. Buradan çıkarak binlerce polis üniversite kapılarına yığıldı. O yetmedi. İçeri girdiler. Bu öğrencileri ve şiddet uyguladılar. Bunları anlayabilmek kolay değil. Ben diyorum ki demek ki burada ülkenin ağır sorunları gündem başka yerlere taşınmak isteniyor. Hedef değiştirilmeye çalışılıyor. Böylece ortaya son derece oransız bir tepki çıktı. Bir yeni bir gündem oluşturulmaya çalışılıyor diye ben düşünüyorum. Yoksa 4 kişinin yaptığı şey böyle kolaylıkla ülke gündeminde bir numaraya taşınmazdı. Üstün Hocam, size de şunu sormak istiyorum. Siz rektörlük de yaptınız Boğaziçi Üniversitesi'nde. Bir üniversiteye polis girmesi ne anlama geliyor? Ayrıca Boğaziçi tarihi açısından, Boğaziçi kültürü açısından bu ne anlama geliyor? Vallahi
Boğaziçi Üniversitesi'ne hiç polis girmedi desem yalan olur. 91'de bir Zonguldak'taki bir kömür madeni faciası dolayısıyla bazı olaylar olmuştu. Ve üniversite rektörlüğü o günlerde işgal edilmişti. O gün bir helikopter indiğini ve polislerin girdiğini hatırlarım. Ama bu çok özel bir durumdu o günlerde. Çünkü bütün rektörlük içi işgal edilmiş durumdaydı. Ama çabucak da o mesele halledildi. Çözüm bulundu. Şimdi ben sizin size başka dikkatinizi başka yere çekmek istiyorum. Ben hadise ne oldu, o resim nedir, ne değildir bilmiyorum. Ama öyle bir ortamda oluyor ki bu en ufak hadiseler bile siyasi amaçlarla büyütülebiliyor. Onun için kafamda bir şüphe de var. Fakat önemli olan şurada benim söylemeye çalıştığım bu üniversite, yani Boğaziçi Üniversitesi, öğrenci faaliyetleriyle, yani öğrenci faaliyeti demeyeyim de öğrenci olayları ile nasıl iş yapacağını, nasıl bunları yönetebileceğini gayet iyi bilen bir üniversitedir. Bakın size ben 70'lerden misal vereyim. 70'li yıllarda biliyorsunuz öğrencilerin öğrenci olayları çok vardı. Beyazıt'ta şeyler olur, ODTÜ kapanır, Ankara'da diğer üniversitelerde problemler vardır. Çocuklar sokaklarda çatışır, boykotlar çok uzun sürer, üniversiteler bir dönem, iki dönem hatta üç dönem geriden gelirler boykotlar yüzünden. Şimdi o dönemde Boğaziçi Üniversitesi'nde bir boykot olmuştur ve üç ay sürmüştür. O boykot da neydi biliyor musunuz? Hiç siyasetle falan ilgili değildi. O boykotta üniversitedeki kullanılan not sistemiyle ilgiliydi. Yani harf notlar verilirdi Boğaziçi Üniversitesi, diğer üniversitelerde olduğu gibi A, B, C diye verirdik. Çocuklar şey istediler, ya A, B de olsun, B, A da olsun, ara notlar olsun diye istendi. Ne oldu? Üniversite toplandı o gün, kurullar toplandı, tartışıldı. Çocuklar haklı bulundu ve boykot bitti ve bu şekilde bitti. Ne polis girdi ne bir şey oldu ve olay çözüldü. Hatta o günler bir öğrencimin bana ettiği bir lafı hiç unutamam. Hocam, bu 70'li yıllar içinde. Hocam burası 2. Dünya Savaşı'nda İsviçre gibi bir yer. Bize nefes alma fırsatı veriyor. Bunu duymuşumdur kulaklarımdan. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani üniversite ayrıca o yıllarda işte dev genç, dev sol filan böyle bugünkü standartlarla teröristin üstünde bir lakapla anılabilecek veya tanımlanabilecek çocuklar vardı. Örgüt mensubu olan çocuklar vardı. Boğaziçi Üniversitesi ne yaptı? Bunları kazandı. Bunları ne polise teslim etti, ne ihbar etti, kazandı ve o çocukların önemli bir kısmı şu anda Türkiye'de önemli yerlerde. Bir kısmı iş adamı, bazıları akademisyen, isim vermek istemiyorum, Boğaziçi'nde bile var şu anda. Akademisyen ve Türkiye çok kazanılmış gençlerdir. Bu üniversite bunu bilir ve üniversite bunu yönetebilir. Onun için ben hele bugünkü yapılan şeyi, bugünkü yapılan müdahaleleri birazcık amacını aşmış görüyorum. Hafif bir tanımlamayla. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Sen hatırlarsın Ali, o günleri ODTÜ'deydin galiba, değil mi? ODTÜ'de ben öğrenciliğim ODTÜ'nün en karışık zamanlarıydı. Ama bugüne döneyim, ben Boğaziçi'deki olayları işte bir yurttaş olarak medyadan izliyorum. Şimdi Boğaziçi Üniversiteli Müslüman öğrenciler bir takım açıklamalar yaptılar, bir metin ve konuştular, videoları var. Çok etkileyici. Çünkü tam modern bir toplumda toplum işlerinin yapılmasıyla kişilerin dini inancı, dini inançlarına göre mesela rencide oldukları veya katıldıkları durumlarda ne yapmalılar? Çocuklar son derece olgunca bunu anlatıyorlar. Yani bazılarımızı, beni şahsen inancım açısından buradaki bir resim rahatsız etti. Ama ben bunu o arkadaşlarıma söylerim, konuşulur. Bunlar üniversitede tartışılır. Bu kadar basit bir mesele. Bu böyle kalabalıkları tahrik edecek,
işte insanları şiddetle tehdit edecek, polis müdahalesine gerekçe sağlayacak bir konu değil. Bir şey daha aklıma geliyor şimdi. Boğaziçi Üniversitesi'nin bu özgür geleneği Türkiye'de başörtüsü büyük bir sorun olarak, siyasi bir sorun olarak ortalıkta, yani ülkenin önemli bir meselesi olarak bulunurken, bunu ilk ve düzgün şekilde, barışçı şekilde halletmesine yol açtı o gelenek Boğaziçi Üniversitesi'nin. Şimdi de bugün açıklama yapan inançlı öğrenciler, Müslüman öğrenciler, bunu diyorlar, biz kendi inancımızla bu üniversitenin atmosferini benimsiyoruz. Burada biz kendimizi, yani anlamını kelimeyle söylemiyorum ama, buranın bir parçasıyız. Buranın, kimse bize burada bir ayrımcılık yapmıyor. Biz de başkalarına ayrımcılık yapılmasını istemiyoruz. Biz bir şeyden incinirsek inançlarımız açısından bunu kendimiz konuşup tartışabiliriz diyorlar. Normal demokratik bir toplumda da günlük işlerle, siyasi işlerle dini inanç arasındaki ilişki böyle bir şey olması lazım. Bir şey ekleyebilir miyim? Süremiz de azalıyor. Şimdi Üstün Bey de söyledi. Bir ülkede kurumları inşa etmek çok zor bir iş. Gerçekten taş üzerine taş koyarak yıllarca sürüyor. Ondan sonra yıkmak da kolay. Daha kolay. Bu yıllar gelişmesi yıllar olan bu kurumu yıkmak, zarar vermek hepimizi sonunda etkileyecek. Bu ülkeyi etkileyecek. Genç nesilleri etkileyecek. Çok yazık olacak. Onun için ben bugünlerde son derece kaygılıyım. Bu ülkeyi yönetenlere sağduyunun hakim olmasını temenni ediyorum. Serin kanlı düşünmelerini temenni ediyorum. Ali Hocam, sizin bir duyuru yapmak, açıklama yapmak istemişsiniz. İsterseniz programımızı onunla kapatalım. Hayır, ben şunu söylemek istiyorum. Ben Bilim Akademisi'nin başkanıyım. Bilim Akademisi çeşitli bilimle ilgili, teknolojiyle ilgili, işte mesela şimdi güncel sağlık meselesi, aşı meselesiyle ilgili raporlar, duyurular, yayınlar. Bu arada da akademik özgürlükle ilgili yıllık raporlar, yayınlar. Bunun sebebi maalesef Türkiye'de o kadar çok akademik özgürlük ihlali oluyor ki her birinde bir tepki vermiyoruz. Boğaziçi'ndeki olaylar da bir aydır sürerken biz dedik ki izleyeceğiz bunu ve yıllık raporumuz için işte not alacağız. Fakat olay Boğaziçi'nin meselesi olmaktan çıktı. Üniversite özellikleriyle ilgili, fikir özgürlüğüyle ilgili, başka özgürlüklerle ilgili ciddi bir sorun ve bir sembol haline geldi. Onun için biz bunu üniversite özellikliği kontekstinde Boğaziçi meselesini ele alan bir rapor, duyuru yayınlamaya karar verdik. Taslak halinde henüz. Önümüzdeki, yani yarın veya önümüzdeki günlerde herhalde kamuoyuyla bunu paylaşırız. Referans noktamızda sözünü ettiğim yıllık akademik özgürlük raporları yapıyoruz. Bir de dönem dönem Türkiye'de YÖK mevzuatı, üniversiteli akademiyle ilgili mevzuat son yıllarda maalesef Şevket Hoca'nın dediği gibi parlamentoda görüşülmeyen kanun hükmünde kararnamelerle değiştiği zaman bunların analizini de yapıyoruz. Hukuki analizini yapıyoruz. Mantıki analizini yapıyoruz. Üniversite sisteminin değerleri, ilkeleri açısından yapıyoruz. Bunu 2016'da sistem bir değiştiğinde yaptık. Son sözü Cumhurbaşkanı'na bırakan. 2018'de artık üniversitelerin veya YÖK'ün 3 tane aday sunması da kalktı. O zaman tekrar yaptık. Şimdi bu bağlamda son olayı
ele alacağız. Çünkü tekrar tekrar bunun altını çizmek lazım. Bu Boğaziçi Üniversitesi'nin özel bir sorunu değil. Onların sebep olduğu bir sorun hiç değil. Türkiye'nin düşünce özgürlüğü, üniversite özelliği, bilim yapabilmek, yaratıcı olabilmek, iyi yaşayabilmek için, kaliteli eğitim için, bütün bunlar için ele alınması gerekli çok ciddi bir sorun. Ben de hakikaten yöneticileri aklı selime davet ediyorum. Bu ülkeyi düşünmeye davet ediyorum. Başka çıkar yolu yok Ali zaten. Aklı selim hakim olması lazım herkese. Burası hepimizin memleketi. Üniversite hepimizin. Yani Boğaziçi Üniversitesi, bir iki dakikan var mı Betül? Var evet. Son sözleri alabiliriz. Boğaziçi Üniversitesi diyorlar ki elitist bir üniversite. Bunu söyleyen ne dediğini bilmiyor. Boğaziçi Üniversitesi elit yetiştiren bir üniversite. Anadolu'dan çocukları alıp, parlak çocukları alıp, liyakat kriteri üzerine onları toplumun bir yerine getiren bir üniversite. Bu çok önemli. Elitist değil fakat elit bir üniversite. Zaten elitist olmaya imkan yok. Neden yok? Çünkü üniversitelerimizin bugün kayıt kabul sistemleri var mı? Yok. Kayıt sistemleri var. Sen üniversiteler istediği öğrenciyi kabul edemiyor. Öyle bir süreçten geçmiyor. Yurt dışındaki üniversitelerde olduğu gibi. Ne oluyor? ÖSS'ye giriyorlar. Orada en başarılarına göre üniversiteler, çocuklar üniversitelerin kapılarına gönderiliyor. Üniversiteler de alıyor, kaydediyor onları. Onun için kayıt sistemi var. Kabul sistemi yok. Boğaziçi Üniversitesi geçen sene en parlak 1000 öğrencinin 750'sini aldı. Şimdi demek ki Türkiye bir kıymet, bir şey koyuyor, bir şey yetiştiriyor. O bakımdan dedi ben çok şey ettiğim için, yani kendi bütün kariyerim Boğaziçi'nde geçtiği için Şevket'in kullandığı bir lafı kullanacağım. Ama kullanmak istemiyordum. Yani bir mücevher gibidir orada. Bunun gibi başka kurumlarımız da var. Mesela ODTÜ. Benim çok hürmet ettiğim bir kuruluş. Bunlar Türkiye'yi çeken kuruluşlar, bir yere götüren kuruluşlar. İnsanların sınıf atlamasına yardımcı olan kuruluşlar. Bırak elitist olmayı. Bugün Türkiye'de elitler, yani şu anda paralı olan insanlar iyi liselerden çocuklarını Amerika'ya göndermek için can atıyor. Ben kendi rektörlük dönemimde bu durumu hissettim. Türkiye öğrencilerin sosyal yapısının değiştiğini hissettim. Ve bunun içindir ki burs programları, bağış programları başlattık. Mezunları mobilize etmeye çalıştık. Seferber etmeye çalıştık. Burs versinler çocuklara diye. Çünkü Anadolu'dan gelen çocukların büyük ihtiyaçları oluyordu İstanbul'da yaşayabilmeleri için. Her ne kadar üniversite bedava olsa da. Onun için yani katkısı çok büyüktür bu kurumların. ODTÜ'nün, Boğaziçi'nin, diğer başka üniversitelerim, şimdi hepsini saymak istemiyorum. Ama büyük hürmetim var. Türkiye'de böyle başı çeken bazı üniversitelerimiz var. Bunları kaybetmememiz lazım. Ülke kaybeder bundan. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Süremiz maalesef sonuna geldik. Çok değerli bir yayın oldu. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları konuştuk. Profesör Doktor Üstün Ergüder, Profesör Doktor Şevket Pamuk ve Profesör Doktor Ali Alpar bizimleydi. Biz izlemeye devam edin.